Aleyna Tilki'nin duvarından atladılar, Serenay Sarıkaya'ya kabus oldular, son olarak Derya Uluğ'un evine kadar geldiler. İşte ünlü isimlerin uykularını kaçıran takıntılı hayranları. Aleyna Tilki'nin duvarına tırmananı, İrem Derici'nin kapısına dayananı, Serenay Sarıkaya'ya kabus yaşatanı, oluşturacak hareketlerde bulunuyor, Sezen Aksu'nun sınır dışı edileni, Derya Uluğ'un sevgilisini tehdit edeni, Teoman'ın şoförünü darp edeni. Daha evvelden hatta şoförümü de darbeler aldı şoför. Takıntılı hayranlar ünlülere nasıl hayatı zindan etti? Son dönemde ünlü isimlerin yaşadığı hayran kabusu ileri boyutlarda. Aleyna Tilki'nin ailesiyle oturduğu evin duvarını atlayarak aşan takıntılı hayranının görüntüleri izleyenleri çok şaşırtmıştı. Aleyna Tilki hem kendisini hem ailesini rahatsız eden bu hayranından çok çekti. Bir tane fan adı altında, bence değil ama bir tane bir insan evladı evimizin bahçesine ters takla atlayarak böyle atarak girmeye çalıştı falan. Çağrıyı taşınmakta bulan Aleyna Tilki şimdilerde yeni evinin adresini kimseye vermiyor. Sonra da serbest bırakıldı. Ben onun fan olduğunu düşünmüyorum. Ayça'yı annemi çok korkuttu. Kapının önüne falan yattı. Siz sahnedeydiniz sanırım o anda ama anneniz ve kardeşiniz evdeydi. Doğru mu biliyoruz? Evet. Serenay Sarıkaya yokken aracına saldıran takıntılı hayranı da gündem yarattı. Uzun süre bu takıntılı hayranı nedeniyle zor günler geçiren Serenay Sarıkaya'nın isyanını dile getirirken bile ne kadar korktuğu görülüyordu. Etkili. Bir hasar olmasından ziyade çok uzun zamandır açıkçası yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Daha öncesinde ofise de saldırmıştı. Aynı kişi. Hiç evime kadar gelip bu kadar ciddi şeyler yapacağını düşünmedim açıkçası. Şikayet ettik. Umarım daha ileri gitmeden hallolur. Gözaltına alınan bu kişinin ifadesinde Serenay Sarıkaya için Allah katında eşim demesi de dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Yakın dönemde Ezgi Mola bu tarz bir taciz vakasından dolayı soluğu mahkemede aldı. Mola, 6 yıl önce beraber bir reklam filminde rol aldığı şahıs tarafından taciz edildiğini söyleyerek yaptığı başvuruda kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırttı. Sanatçı Ceylan Ertem kendisine hayran olduğunu söyleyen bir kişi tarafından 5 yıldır takip edildiğini açıkladı. Ertem sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Ertem yaşadığı köyde kendisini adım adım takip eden bu kişinin ne kadar ileri gittiğini şu sözlerle anlattı. Hediyeler, her konsere gelen çiçeklerle canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini açıkça belirttim. Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin benim için olduğunu yazdı. Yaşadığı sürecini, tüm ayrıntılarını da yazdı. Zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti. Hadise de bir yıl kadar önce bir takıntılı hayranından şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Hadise o dönem savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde takıntılı hayranı olan şahsın evine kadar gelerek beni hadise davet etti diyerek içeri girmek istediğini belirtmişti. Müzik
2020 yılında Hande Yener'in bir takıntılı hayranı şarkıcının evine kadar girme cüretinde bulunmuştu. O şahıs daha önce de Hande Yener'e taciz mesajları göndermiş, bu mesajlarda ebediyen karım olacaksın gibi ifadeler kullanmıştı. ...2003 yılında evleneceğini açıklayan Ebru Gündeş'in bir hayranı sanatçının ofisini silahla basmış ve iki çalışanı etkisiz hale getirmişti. Olay Ebru Gündeş'in kişiyi affetmesiyle tatlıya bağlandı. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. İran asıllı genç bir hayranı Hazal Kaya'ya olan hayranlığını İleri boyutlara taşıyınca ünlü oyuncu soluğu mahkemede aldı. Hazal Kaya'nın evine hediyeler gönderen, aşkım, karım, eşim diye mesajlar atan genç sonrasında pişman olmuş ve polise verdiği ifadesinde kendisini çok seviyorum, hatta evlenmek isterim ama yaptıklarımdan pişmanım demişti. İrem Derici de takıntılı hayran kabusu yaşadı bundan birkaç yıl önce. Derici'nin Harbiye'deki evinin kapısına dayanan şahsı evinin önünde elinde çiçeklerle karşısında gören İrem Derici büyük korku yaşamıştı. Takıntılı hayran kabusunun son mağdurlarından biri Derya Ulu oldu. Bir sosyal medya takipçisi önce mesajlarla sonra da evine kadar giderek Derya Ulu'yu zor durumda bıraktı. İddiaya göre bununla da yetinmeyen takıntılı takipçi Derya Ulu'nun sevgilisi Asil Gök'ü de tehdit edince şikayet üzerine gözaltına alındı. Tan da takıntılı hayran şoku yaşayan ünlülerden. Tan Taşçı sürekli kendisine mesajlar atan, gittiği kafelerde kendisini takip eden, konserlerine giderek taşkınlık çıkaran ve en son aracına saldıran saplantılı hayran hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Takıntılı hayran şokunu uzun süredir yaşayan isimlerden biri de Teoman. Teoman'ın kadın hayranı şoförünü darp edecek kadar gözü kara. Evet öyle bir şey vardı. Daha evvelden hatta şoförüm de darbeli aldı şoför. Teoman kendisini takıntı haline getiren bu kadının durumunu farklı yorumluyor. Yani mahkemelere vermiyor öyle insanları. Elinde sonunda onlar isteyerek yapmıyorlar, deliler. Sezen Aksu'nun 47 yaşındaki Azerbaycan uyruklu takıntılı hayranı birkaç yıl önce sanatçının Beykoz'daki evinin kapısına dayanmış ve güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı. Sezen Aksu'yla görüşmek için uzun süre kapıda kalan takıntılı hayran sınır dışı edilmişti.